Nefes filmi. Siz Nefes filminin ilk yani unutulmaz bir sahnesi vardır. Sen uyursan ölürsün. Evet. Onun o komutanın sizin olduğunu söylüyor. Hatta siz o komutan sizin olduğunu söylüyorlar. Öyle O olay söylüyorlar. nasıl Öyle gelişti? söylüyorlar. Yani farklı söyleyenler de var tabii de. Hani Ya ben benim bana ait olduğunu söylemedim. Onu söyleyeyim baştan ama Siz böyle bir olay yaşadınız. ben 1994 yılında bu olayı birebir kendim yaşadığım için söylüyorum. Ve 2003 yılı İstanbul'a geldiğimde bir kısmı şu anda milletvekili, bir kısmı gazeteci olan arkadaşlarımızla beraber bir masada oturup sohbet ediyorduk. İşte anlattılar falan. En son dediler ki bana, hayatında hiçbir şey anlatmıyorsun kardeşim yani yaptıklarınla ilgili veya diğerleriyle ilgili. Bir anını anlatsana bana dediler. Ve ben de o gün onlara bu anıyı anlattım. Aradan zaman geçti ve bir gün arkadaşlar, bilmiyorum Nefes filmi hangi yıl çekildi? 2000, 2012 falan, 2012. 12. Bir gün telefon açtılar arkadaşlar, dediler ki ya senin bize anlattığın hikayenin birebirini şu anda fragman olarak seyrediyoruz. Daha herhalde gösterime girmemişti. Sen dediler danışmanlık mı yapıyorsun? Yo dedim. Fragmanı gönderdiler. Ben fragmanı seyrettim. Dedim ki tebrik ediyorum hani arkadaşlar çok güzel bir şey yakalamışlar, enstantane yakalamışlar. Ben o olayın fiili anlamdaki yaşadığım dönemi söyleyeyim sana. İşte 1993-1994 yıllarına bir operasyon için bölgeye gittiğimizde çok da kritik bir yere gönderdiler bizi ve çekilme ihtimalimiz yok. Çünkü bütün birlikler bizim üzerimizden açtı ve bütün herkesin çekileceğin ana noktalarından bir tanesi biziz. Yani çatışma alanın en göbeğinde biz yer alıyoruz. Orayı bıraktığımızda diğerlerinin çekilme şansı yok. Ve yağmur başladı. Ve 7 gün boyunca yağmur yağdı. 7 gün boyunca yağmur yağınca ikmal gelmedi. Helikopter gelmedi. Birçok faaliyet durdu. Diğer birlikler kendilerine yakın köyler olduğu için ikmal yapma şansları da oldu. Ve biz 7 gün boyunca işte benim emrimdeki ekiple beraber orada kaldık. Artık 5. gün, 6. günün sonunda herkesin şeyi düşmeye başladı. Uyuyamıyorsunuz, devamlı ıslak durumdasınız, vücut ısınız düşmüş durumda. Bunların her biri sizi etkiliyor. Akşamleyin gece karanlığında bir ormanın içinde bir yerdeydik. Delikanlılardan bir tanesinin uyuduğunu gördüm. Ve çok da sevdiğim bir askerdi. Görev yaparken de çok güvendiğim çocuklardan bir tanesi. Uyuduğunu görünce çektim onu geri. Dedim geri çekil. Onun yerine başka bir asker koyduk. Git dedim geride yani şey yap. En azından üstü örtülü bir yerde dinlenmeye çalış. Sabahleyin hafif bir böyle güneş açar gibi olduğu bir yerde birliği bir orman içinde bir yerde topladım ve bu konuşmayı yaptım ben onlara. Delikanlı tam karşılarında duruyordu. Ve hepsinin arasında dolaşıyordum. Aynı bu sahnenin aynı birebir aynısı gerçekleşti. Hepsinin ismini bildiğim için ve hayatlarını da biliyorum. Kim evli, kim evli değil, kiminin çocuğu olacak, kimisinin kız kardeşi evlenecek. Ve tek tek hepsinin bir anısını paylaştım onlarda. Maalesef dedim sen gidemiyorsun, sen evlenemiyorsun falan böyle anlattım anlattım. En son herkes şaşkın bir şekilde çünkü hepiniz öldünüz dedim. Çünkü arkadaşınız uyudu ve içimize sızan teröristler maalesef hepimizi öldürdüler. Sen Akan Atakan Hatay Emret Komutanım! Öldün sen Hataylı! Sen! Ömer Çetin Bandırma Emret Komutanım! Ömer Çetin! Öldün! Sen! Kutkudu Mangiros'un Emret Komutanım! Veraseti kime verdin oğlum? Babamı komutanım! İyi! Çok iyi! Cenazeni babana veririz! Sen! Melik Okuşu İstanbul Emret Komutanım! İstanbullu! Öldün sen! Sevgilin var mı İstanbullu? Var komutanım! Yok artık! Hayırlısı ise başka biriyle evlenecek artık. Öldün oğlum sen, öldün! Kahramanca mı savaştınız, he? Öyle mi öldünüz? Hayır! Bu adam uyudu diye öldünüz! Ananız babanız niye ağlıyor, he? Bu adam uyudu diye! Kızmayın ona! Kızmayacaksınız! Kendinize kızın! Burası bir birlik, bir meclisten hareket edemezsin! Arkadaşın için hareket edeceksin! Uyusun diye uyumayacaksın! Ölmesin diye öleceksin! Uyurken ölmeyeceksin öyle! Uyursan ölürsün! Ölürsünüz! Sen uyursan ölürsün! Sen uyursan ölürsün! Sen de ölürsün, sen de ölürsün! Uyursanız az subayım! Uyursan ölürsün! Sen uyursan
Herkes ölür! O yüzden şu anda yoksunuz zaten. Bu sahne böyle gerçekleşti ve ben bu sahneyi birebir böyle anlatmıştım. Bu sahnenle öbür sahneyi oturtturduğunuzda benzerliği insanlara bakıyorum. Ben bu sahne bana ait demiyorum. Belki bunun gibi Türkiye'de bir sürü gerçekleşmiş olan sahne olabilir. Yüz binlerce asker bölgeden geçti gitti. Ama bu işin şahitleri olmuş olması anlamında onların bana söyledikleri bir şeydir. Yoksa ben gidip de telif hakkı da istemedim, herhangi bir şey istemedim. Ve ben Nefes filmini çekenlerin her birine de tebrik ediyorum. Onun senaryosu yazan ekibi de tebrik ediyorum. Çünkü Güneydoğu'yu anlatan belki en nitelikli program odur. Yani doğrusu film odur. Onun sayesinde ondan sonra birçok dizi filmi ve film çekilmiştir. Bundan bir gelir elde edebileceğini düşünen insanlar vardır. O yüzden de bütün ekibi tebrik ediyorum. Harika bir iş başarmışlar diyorum. Hikayesi bu. Yani yoksa bir de şey var tabii. Komutan ismi de Mete'ydi biliyorsun. Bir de oradan kaynaklanan bir şey var. Bu kadar şey birleşince... ama ben bir kez daha söylüyorum. Benim yaşadığım olay 1994 yılında fiili olarak böyle yaşanmış bir olaydır. Nerede yaşanmıştı? Hangi bölgede? Söylemeyeyim. Şöyle söylüyoruz. Yer söylemiyoruz. Tarih söyleyebilirim ama pozisyon söylemiyoruz. Hangi yerde olduğumuzu söylemiyorum ama Türkiye'nin herhalde terörün bitmesi anlamında en son bitecek 3 yerden bir tanesidir. Öyle söyleyeyim sana yani. Peki terörün bir şey en son üç yeri sayar mısın? Evet. Peki söyleyeyim. Birinci bölge Hakkari bölgesidir. Çünkü sınırdan kaynaklanan bir bölgesi vardır. İkincisi Şırnak bölgesidir. Yine sınıra yakınlığı ve PKK'nın kendi hedefleri anlamında. Üçüncüsü de bir üçgendir. Bingöl, yani Genç, Kulp, Hani üçgeni. Bu üç üçgen Türkiye'nin terörü anlamında en zorlandığı, arazi anlamında en sarp olan, ormanlık anlamında bir de işte öbür bölgenin de uyuşturucu anlamında bırakılmak istemediği bölge anlamında bu üç bölge Türkiye'nin terör anlamında en zor üç bölgesidir.